Bu bölümde bilgi üretilmesine yönelik hukuksal belgelemenin nasıl yapılabileceğini bir örnek üzerinden anlatacağım. Örneğimiz devlet tarafından ölümcül güç kullanımı sonucunda yaşamdan yoksun bırakılma haline ilişkin hukuksal belgeleme çalışması olacak. Ancak öncesinde daha önceki bölümlerde belirlenen temel esasları hatırlamanın yol gösterici nitelikte olacağını düşünüyorum. Hatırlanacağı üzere belgeleme çalışması belli bir amaç çerçevesinde farklı hukuki aşamalardaki bilgi ve belgelerin toplanması, bu bilgi ve belgelerin belli standartlara ve kriterlere göre tasnif edilmesi, nihayetinde de sorgulanabilir ve karşılaştırılabilir şekilde korunmasından ibarettir. Bu salt bir arşivleme çalışması değildir. Tanımın kendisinin de gösterdiği üzere aslında burada belli bir amaca uygun olarak bilgi üretmeye çalışıyoruz. Hukuksal bir belgeleme çalışmasına başlamadan önce bu nedenle ilk ele alacağımız konu amacın belirlenmesi olmasıdır. Bu amaç bize çalışmanın sonuç vermesi bakımından önem taşımaktadır. Amacın doğru belirlenmesi çalışmanın vereceği sonucunda bizim arzu ettiğimiz amaca uygun olmasını beraberinde getirecektir. Amacın belirlenmesinden sonra bakmamız gereken konu Hukukun hangi alanının temel alınması gerektiğidir ve bununla birlikte hukuksal kaynakların taranmasıdır. Hukuk birçok alandan oluşmaktadır ve her alan kendine has yöntem ve esaslara sahiptir. Bu yöntem ve esaslar da bize farklı imkanlar sağlamaktadır. Örneğin amacımız devletin sorumluluğunu ortaya koymak, hak ihlallerini öne çıkartmak ise bu durumda insan hakları hukuku Amacımızın devlet görevlilerinin bireysel sorumluluğunu öne çıkartmak, onların hesap verebilir kılınmasını sağlamak ise bu durumda da ceza hukuku temel alabileceğimiz hukuk alanları olacaktır. Hukuk alanının belirlenmesiyle birlikte aynı zamanda hangi alanla sınırlı olarak hukuki kaynaklarımızın elimizde olduğunu tespit edebiliriz. Hukuki kaynaklarımızda tespit ettiğimiz hukuk alanımızdaki ulusal düzenlemeler, uluslararası sözleşmeler, uluslararası nitelikteki tavsiye kararları, standartlar, bildirgeler, uluslararası mahkeme ve komisyonların kararları gibi hukuki metinlerdir. Bu hukuki metinleri esas alarak belgeleme çalışmamızın amaçlarının gereksinimine uygun şekilde terminoloji bir kriterleri belirleyip en sonunda da tasniflememizi tamamlayacağız. Bu temel hususları hatırladıktan sonra artık devlet tarafından ölümcül güç kullanımı sonucunda yaşamdan yoksun bırakılma haline ilişkin hukuki belgeleme çalışmasını yapmaya başlayabiliriz. Devlet tarafından ölümcül güç kullanımı sonrasında yaşam hakkının ihlal edildiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu ihlal durumunun tespit edilmesini ve mağdurların hak kaybının giderilmesini istiyoruz. Çünkü ölümcül güç kullanımının meşru bir amaca dayanmadığını ya da orantılı olmadığı iddiasındayız. Ya da ölüm olayının kendisinin etkili bir şekilde soruşturulmadığı iddiasındayız. Biliyoruz ki uluslararası hukukta devletin öldürmeme, yaşamı koruma ve ölüm halinde de bu durumu etkili bir şekilde soruşturma yükümlülüğü var. Buradan hareketle çalışmamızdaki amacımızın devletin sorumluluğunu ortaya koymak olduğunu söyleyebiliriz. Verili durumda iki farklı iddiadan bahsettim. Bu iddialardan biri ölümcül güç kullanımının meşru bir amaca dayanmadığı ya da orantılı olmadığıydı. Bu bağlamda sorumluluğu ortaya çıkartmak istediğimizde belgeleme çalışmamızın ölümcül güç kullanımının kendisine odaklanması gerekecektir. Diğer iddia bakımından değerlendirirsek yani ölüm olayının etkili bir şekilde soruşturulmadığı iddiamız bakımından devletin sorumluluğunu ortaya koymamız belgeleme çalışmasında ölüm olayına değil soruşturma sürecinin kendisine odaklanmamızı gerektirecektir. Her iki durumda da bize zemin oluşturacak bir hukuk alanına ihtiyacımız var. Hangi hukuk alanı bizim bu amacımızı ortaya koymaya uygun olacaktır? Amacımızı tekrar hatırlayalım devlet tarafından ölümcül güç kullanımı sonucunda yaşam hakkından yoksun bırakılma durumunda bu ihlalin tespit edilmesi ve mağdurların hak kayıplarının giderilmesi. Bu amaç bizim referans almamız gereken hukukun insan hakları hukuku olduğunu göstermektedir. Çünkü bu amacımızla atfetmek istediğimiz sorumluluk insan hakları hukukunda tanımlanmakta ve yaptırıma bağlanmaktadır. Amacımızı belirledik amacımıza uygun hukuk alanımıza da belirledik. Bu aşamada terminoloji ve kriterlerimizi saptayabileceğimiz hukuk kaynaklarının neler olabileceğine bakabiliriz. İddiamızın ölümcül güç kullanımının meşru bir amaca dayanmadığı ya da orantılı olmadığı durumda hukuk alanımız olan insan haklarının bize bu alanda hangi hukuksal kaynakları sunduğunu araştırma aşamasına geldik. Bu durumda hukuksal metinleri taradık ve karşımıza bütün bir ilkeler bütünü değil, İnsan Hakları Mahkemesi'nin farklı kararlarında belirlenen ilkeler çıktı. Bu ilkeler bizim hukuk kaynağımız oluşturacaktır. Diğer iddiamız yönünden bakarsak, yani ölüm olayının etkili bir şekilde soruşturulmadığı yönünden bakıldığında bu durumda taradığımızda insan hakları hukuku metinlerini karşımıza diğer iddiadan farklı olarak öncelikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin rehber ilkeleri çıkmaktadır. Bu rehber ilkeler belli kriterleri tanımlamaktadır. Bunun yanında İnsan Hakları Mahkemesi de ele aldığı olaylarda bu kriterleri olaylara uygulayarak bazı ilkeleri ve standartları belirlemiştir. Doğal olarak hukuksal kaynağımız rehber ilkelerin kendisi ve bununla birlikte mahkeme kararlarında belirlenen standartlar olacaktır. Belgeleme çalışmamız için ortaya koyacağımız terminolojimiz ve kriterlerimizi de bu hukuksal kaynakları süzerek belirleyeceğiz. Yapılacak bu belirlemenin oldukça önemli olduğunu, daha sonra yapılacak tasniflemenin parametrelerinin bu belirlemeye dayanak olacağını hatırlatmak isterim. Devletin ürümcül güç kullanması bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ilkelerin bir dizi değerlendirme kriterleri ile birlikte oluştuğunu görüyoruz. Bu kriterler bundan sonra bizim parametrelerimiz olacak. Yapacağımız tasnifte bu parametreleri karşılayacak şekilde kategorileştirme ve tasnifleme yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde etkili soruşturma yükümlülüğü bakımından da parametrelerimiz olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin rehberi ilkeleri ve aynı zamanda İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında belirlenen standartlar bizim yapacağımız tasnifte her iki kaynağı da birlikte düşünerek dikkate almamız gereken bir dayanak noktası olacak. Buna göre kategorileştirmemizi yapacağız. Amacımızı belirledik, hukuk alanımızı belirledik, kaynaklarımız ve kriterlerimizi belirledik. Şimdi belirlememiz gereken hangi hukuksal belge veya belgeleri toplayıp tasnif edeceğiz. Ölüm olayının meydana gelmesi üzerine savcılık herhangi bir başvuru yapılmasını beklemeksizin araştırma sürecine başlar ve bunun için bir soruşturma dosyası açar. Bu araştırma nasıl bir araştırma olacaktır? Ölüm olayının ölümcül güç kullanılarak meydana geldiğini düşünürsek bu durumda savcılık ölümcül güç kullanımına ilişkin insan hakları mahkemesi kararlarında ortaya çıkan ilkeleri göz önüne alarak bir araştırma yapması gerekecektir. Taleplerini ve sorularını bu çerçevede şekillendirecektir. Bununla birlikte soruşturmanın etkili olması için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin rehber ilkelerinde belirlenen ve İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla standartları ortaya konulan etkin soruşturma kriterlerini de göz önüne almak durumundadır. Amacımızı düşündüğümüzde bizim odaklanmamız gereken soruşturma dosyasının kendisi olacaktır. Soruşturma dosyasının içerisinde yer alan belgeler bizim hukuksal belge ve tasnife esas olacak dosyamızı oluşturmaktadır. Soruşturma dosyası fiziki bir dosyadır. Sadece savcının erişiminin mümkün olduğu dijital bir ortama aktarılmaktadır. Bu dosyanın içerisinde öncelikle savcılık belgeleri olarak adlandırılabilecek bir grup belge yer almaktadır. Savcılığın araştırma sırasında yaptığı emniyetten, adli tıp kurumundan, kriminal inceleme laboratuvarından ya da benzeri kurumlardan tüm talepleri bu dosya içerisinde yer alır. Bu taleplere gelen cevaplar ve belgeler aynı şekilde dosya içerisinde tutulur. Bunun yanında şüphelinin, olayın görgü tanıklarının ya da mağdurların ailelerinin yakın, yakınlarının ifadeleri de alınır ve bunlar da soruşturmanın bir parçasını oluşturur. Savcının işlem yapması esastır ancak savcı bu aşamada yalnız da değildir. Ölenin yakınları ya da avukatı da savcılıktan bazı taleplerde bulunabilir. Bu talepler, taleplerin sonucunda yapılan işlemler de aynı şekilde savcılık dosyasındaki yer alan belgelerden bir diğer bölümdür. Bununla birlikte soruşturma sırasında savcı çeşitli kararlar da verebilir. Dosyanın farklı şüphelileri varsa her şüpheli bakımından ayırma kararı verebilir aynı anda yapılmış iki talebe ilişkin farklı dosyalar varsa, örneğin savcılık kendisi hiçbir talep olmaksızın soruşturma başlatmış, daha sonra ölenin yakınları da bir talepte bulunmuşsa, savcılık bu ikisini birleştirmeye karar verebilir. Bu kararda soruşturma dosyası evrakları arasında yer alır. Soruşturma dosyasının kendisine soruşturma sürecinin gizli olması nedeniyle şüphelinin kendisi, şüphelinin avukatları mağdur yakınları ve mağdur yakınlarının avukatları erişebilir. Dolayısıyla bu sıfata sahip olmayan bir kişi olarak belgeleme yapacak olduğumuzda bizim öncelikle bu kişilerden dosya örneğini almamız gerekecektir. Ancak bu şekilde tasniflememizi yapabiliriz. Dosya örneğini de gizlilik kararı olmadığı sürece, özel bir gizlilik kararı verilmediği sürece bu kişiler alabilirler. Temel hukuksal belgemizin soruşturma dosyasının kendisi olmasının yanında ölüm olayı ile ilgili ulusal kurumların, uluslararası kurumların ve sivil toplum örgütlerinin de bu konuda hazırladığı raporlar ya da değerlendirmeler, analizler olabilir. Bunlar olayla ilgili olduğu ölçüde soruşturma dosyasının parçası olmamakla birlikte bizim belgeleme çalışmamızdaki dayanak alacağımız belgeler arasında yer alır. Hukuki belgelere eriştik. Artık belgelerimizi tasnif edebiliriz. Belgelime çalışmamızdaki parametrelerimizin hukuksal kaynaklarımızın ortaya koyduğu terminoloji ve kriterler olduğunu belirtmiştim. Ölümcül güç kullanımı bağlamında hukuki kaynağımız bize belli bir işlem aşamasına ilişkin spesifik kriterler öngörmektedir. Spesifik olarak getirilen bu kriterler bir olayda ölümcül güç kullanımının kararının verilmesi ve bu kararın uygulanmasına dairdir. Soruşturma dosyasındaki bu kritere ilişkin olmayan tüm veri ve belge bizim belgeleme çalışmamızın amacı dışında kalmaktadır. Yani adli tıp raporları, kriminal inceleme raporları gibi belgeler yapacağımız tasnifle ilgili değildir. Bu nedenle dikkate alınmayacaktır. Ancak yapılan müdahaleye ilişkin güvenlik birimlerinin operasyon planları, bu operasyonda görevlendirilen güvenlik personelinin görevlendirme kararları, olay anına ilişkin kamera kayıtları, olayın görgü tanıkları ve olay yerinde bulunan diğer güvenlik görevlilerinin ifadeleri bizim tasnifimizde esas alacağımız belgeler arasındadır. Belgeleri tasnif ederken Diğer bir ifadeyle belge ve verileri sınıflandırırken şu şekilde kategoriler oluşturabiliriz. Planlama aşaması, uygulama aşaması. Soruşturma dosyasının içerisinde operasyon planı bulunuyorsa bu planlama aşamasının dosya içerisinde telsiz dökümleri bulunuyorsa bu ise uygulama aşamasının altında kategorileştirilebilir. Etkili soruşturma yükümlülüğü bağlamında ise hukuki kaynağımız bize ölümcül güç kullanımından farklı olarak belli bir işlem aşamasına ilişkin değil, soruşturma sürecinin bütününü içeren kriterler getirmektedir. Böyle bir durumda bizim de soruşturma sürecinin bütününe odaklanmamız ve belgeleri tasnif ederken soruşturma sürecinin bütününü aşamalara ayırarak bir kategori belirlememiz gerekmektedir. Örneğin olay yeri işlemleri, otopsi işlemleri, Defin işlemleri, delillerin araştırılması işlemleri, uzmanlık raporları gibi kategorileri seçebiliriz. Böyle bir kategori seçiminde, dosya içerisinde bulunan olay yeri inceleme raporu, olay yeri işlemlerinin, otopsi tutanı, otopsi işlemlerinin, Defin ruhsatı, Defin işlemlerinin, görgü tanığı beyanı, delillerin araştırılması işlemlerinin, toksikolojik inceleme raporu ise uzmanlık raporu işlemlerinin altında kategorileştirilebilir. Belli bir amaca uygun olarak bilgi üretimimiz bu şekilde yapılacak tasnifleme ile mümkün olamayacaktır. Bizim amacımıza uygun olarak bir sınıflandırma da yapmamız gerekir. Oluşturduğumuz her kategorideki belgeyi mevcut olup olmadığına, yeterli olup olmadığına, eksik olup olmadığına göre sınıflandırarak Ölümcül güç kullanımı için belirlenen ilkelerin ya da etkili soruşturma yükümlülüğünü oluşturan kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını analiz edebilir ve buradan bir sonuca ulaşabiliriz. Bu ulaşacağımız sonuçla birlikte çalışmamızı tamamlamış olacağız.